Kaderimiz niye avucumuzun içinde yazılıdır bilir misin? Gerektiğinde gizleyebilelim diye. Niye bilir misin? Çünkü güç gizden gelir. Gerçek niyetini kimse bilmeyecek. Kaderin sırrındır. Kaderini kimseyle paylaşmayacaksın. Kimseyle paylaşmayacaksın. İçeri girdiğimden beri bana insan gibi davranan bir sen varsın. Da... Niye? Niye ben? Bir ele ihtiyacım vardı. Elimi uzattım. Uzatmasam mıydım ha? Tesadüf mü yani? Kadere inanan insan tesadüfe inanmaz. Tesadüfe inanan adamsa kaderini kendi elinde tutamaz. Bak orada kitaplar var. O kitapları al oku. Sonra bana geri getir. Ne istiyorsun benden? Cevabı daha önemli olan bir soru var yeğenim. Asıl sen benden ne istiyorsun? Bırak çalsın, bırak. Bu Ali bozmuş kafayı değil sende. İzin ver şu Ezel'e sorayım, ne yapmamızı istiyor? Şuraya bırak. Yani... İki sahibi olan köpeğin hikayesini bilir misin ha? İkisi de geçmişler karşısına. Biri bana gel demiş, öteki bana gel demiş. Köpek şaşırmış. Kaçmış mı? Yok. Şaşırmış köpek, gitmiş bir tanesini hart diye ısırmış. O zaman ne yapmışlar? Çat diye köpeği vurmuşlar, iyi mi? Kimse sormamış mı köpeğe? Nereye gitmek istersin diye. Sahibi köpeğin değil, köpek sahibinin ağzına bakacak ye. Köpeği köpek yapan sadakatidir. Teslim olunmadan sadık olunmaz ye. Zamanı geliyor ye. Bugünlerin birinde seni yanıma çağıracağım. Çağırdığımda geleceksin mi yanıma? Ne yapmam gerekti? Soru sormayı bırakma. Ne bu? Git bunu Ali'ye ver. İşini yapsın. Şık şık sinir oluyorum. Gireceğim buna ya. Şıklatmasana. Ama Berber abin öyle... Şıklatma. Tamam abi. Merak etme. 10 yıldır buraya geliyorum, daha kimsenin kulağını kesmedi. Koş sen, arabada bekle. Ama daha tıraş olmadım. Çık dedim. Hayırdır dayı? Kâkülleri kısaltmaya mı geldim? Bir küçük imtihan etmeye geldim kardeş. Niye kendin geldin dayı? Yolladıkların yetmedi mi? Bunu mu diyorsun ha? Bizim için öldü bu. Eskiden iyi bir kardeşimizdi. İçerideyken beni o tıraş ederdi.
Şimdi seni çok sevdiğine göre daha iyi kesecektir sakalını. Hadi yap işini. Dikkat et. Üstüne sıçratma. Berber dediğinin bileği kadar dili de kıvrak olmalı kardeş. Hadi o eksiği de ben tamamlayayım bari. Güvercin gerdanlığı nedir bilir misin kardeş? Güvercinin boynundaki o kırmızımtırak tüyler vardır ya. Bir kere taktı mı güvercin o tasmayı boynuna, başka birisini sevemezmiş. Ama bazen fazla sevgiden güvercinler birbirlerini de öldürürlermiş. Birbirlerinin gırtlağını deşerlermiş fazla sevgiden. O yüzden o kızıl tasmaya da güvercin gerdanlığı derlermiş. Madem bu kadar çok sevdiniz birbirinizi, bakalım kim takacak o gerdanlığı boynuna? Madem ikiniz de hasmımsınız artık, geldik sınavın son sorusuna. Biriniz ölürse diğeriniz sağ çıkacak buradan. Bakalım kim daha çok seviyor diğerini? Kim takacak o gerdanlığı boynuna? Müjdemi isterim kardeş. Sınavı geçtin. Cehennemde iyi bir yer kazandın mı bari dayı? Hala anlamadın kardeş. Kendi adamlarımı kendim sınarım. Sınandın, sınavı geçtin. Gel. Gel, gel. Gel. Bak. Bu da mezuniyet hediyen. Ne yapıyorsun sen dayı? Dur, dur, dur. Bu sefer de ben bulayım. Beni takip ettirdin. Serdar'ın da işin içinde olduğunu öğrendin. Kasede aldın. Bana veriyorsun ki Serdar'ı da temizleyebileyim. Doğru anladın mı? Ömer'in intikamını aldıracaksın bana. Saatler olsun kardeş. Gitmedi biliyor musun? Bütün gece bekledi. Senin yanına da gelmek istedi ama ben müsaade etmedim. Sebep? Tabiatta yeğen, bilir misin? Tabiatta her hayvanın bir mesafesi vardır. O mesafe her hayvana göre değişir. Bir adım atarsın, huzursuz olur, ya kaçar ya da kavga çıkarır. Kafesteki hayvanlar nasıl? Onlar da öyle mi? Kafesteki hayvanlar. Yani bazen gazetelerde okursun değil mi? Der ki bir aslan bakıcısını yedi. Adamı parçaladı. Şimdi aslında aslan acıktığı için parçalamaz adamı. Kana susamış olduğu için de parçalamaz. Neden peki? Çünkü onun mesafesine girmişsindir. Onun bölgesini ihlal etmişsindir.
Kamil'i yerim diye mi korktun? Yeğen, senin gibi adamlar yeğen. Vahşi adamlar kendi tabiatlarına dönerler. O zaman onlara yaklaşmayacaksın. Bırakacaksın. O zaman gözlerinde bir delilik belirir bu adamların. Çaresizliktir bu. Kendin gitmeyeceksin. Bırakacaksın. Hazır olsunlar. Neye hazır olsunlar diye dayı? Yardım istemeye hazır olsunlar. Akıl sormaya hazır olsunlar. Uzanan eli görmeye hazır olsunlar. Dayı. Ramiz dayı. Sen artık bana elini uzatamazsın. Benim sana borcum büyük. Benim neyim varsa sen ver. Ama dayı, ben seni benimle aynı kafeste zannediyorum. Ben sana büyüğüm ama yoldaşım diye bakıyordum. Öyleyim, yoldaşınım. Yok be dayı. Senin de elinde bir kırbaç varmış. Hem de ne kırbaç. Ezeli ben yarattım dedin ya. Doğru. Ama dayı be. Ömer vardı hani. Ömer seni çok seviyordu. Ömer sana hayrandı. Ömer senin için... Bırakmam seni yani. Yok be dayı. Bıraksan daha iyi olur. Bırakmazsam ne olur? Bak. İçimde tutuyorum, tutuyorum. Ama ben de insanım be dayı. Ben de sana hesap sorarım. Bırakmazsan ben de senin yakana yapışırım. Ben bu halde seni bırakmam yeğen. Yap ne yapacaksan. Cevap da. Ne istiyorsun benden? Niye kullanıyorsun beni söyle. Nasıl kıyafet seçer gibi seçiyorsun beni? Niye hala iplerimi elinde tutuyorsun? Ne istiyorsun söyle. Seni bırakmam yeğen. Sen hayvanların en yırtıcı olanısın dayı. Senin yüzlerce adamın oldu. Ama bir tek ben girdim o kafese. Sen beni adamın zannettin. Ama ben senin dostundum. Ben senin tek dostundum. Şimdi anlat gerçeği. Şimdi anlat dostuna gerçeği. Dur biraz dur. Ömer. Ömer! Ömer oğlum! Oğlum! Anlatacağım. Anlatacağım, gel. Kendi ellerimle ateşe attım. Ona öğrettiğin her şey, hepsi yanlışmış. Hepsi yalanmış. Bu kitaplardaki her şey yalanmış dayı. Ezel. Yok onurmuş, yok şerefmiş, yok doğru yolmuş. Nerede dayı? Hani nerede? Bu kitaplardaki şeyler bizim hayatımızda nerede? Kırk sene boyunca Kenan Bey bugünü bekledi. Ben de öyle kardeş. Ben de öyle. Gidelim o halde. Hay hay. Ha kardeş. Sen Mevlana ile Şems'in nasıl karşılaştıklarının hikayesini biliyor musun? Bir gün Mevlana'nın karşısına bir adam gelmiş. Mevlana devrinin en bilgin, en eğitimli kişisi. Okumadığı kitap yok. Kütüphanesinde olmayan kitap yok. Sayfaların arasında dünyayı öğrenmiş, ermiş bir adam.
Bu yeni adam Mevlana'nın karşısına geçmiş, demiş ki ben de öğrenmek istiyorum seninle. Bana en önemli, en iyi 3 kitabını göster. Mevlana kuşkulu işaret etmiş 3 kitabını. Canı gibi sevdiği asırlık 3 kitabı. Adam o 3 kitabı şöyle bir gözden geçirmiş. Sonra elinin tersiyle hepsini oradaki havuza atmış. Mevlana çılgın gibi kitapları kurtarmaya koşmuş. Kitaplar suda eriyor, mürekkepler suya karışmış, kapaklar bozulmuş, büzülmüş. Adam tutmuş Mevlana'yı. Aradığın şey o kitaplarda değil. Aradığın şeyi okuyarak bulamazsın. Sen de eksik olan şeyi gözlerinle tamamlayamazsın. Aradığın şeyi dünyada arayacaksın. Aradığın şeyi yüreğinle bulacaksın. Dünyadaki tüm kitaplar, tüm hesaplar, akıl oyunları, sayfalarca laflar sevginin yerini tutmaz. Okuyarak öğreneceksin ama severek anlayacaksın. Kim ne derse desin, gene bana geldin diye. Yüreğinle baktığında bana, sana ihanet etmiş bir adam mı görüyorsun karşında? Ha? Bak kızım. Bundan 40 sene önceydi. Haydarpaşa garında indim. Önümde masmavi bir deniz. İstanbul dedim. İstanbul. Seni fethetmeye geldim. En yüksek tepesine çıkacağım İstanbul'un. Sırtında bir çanta. Girdim İstanbul'a. Bir batakhaneye giremezsin dediler. Girdim. Oturacağım dedim. Oturamazsın dediler. Oturdum. Barbut oynuyorlardı. Oynayacağım dedim. Oynayamazsın dediler. Oynadım. Baktım. Beğendim. Burası benim olacak dedim. Olmaz dediler. Oldu. Oldu. Sonra bir gün gene kumar vardı, barbut. Delikanlılar vardı. Birden bir arbede çıktı. Silahlar patladı. Gençlerden biri yaralandı. Hastaneye götüremezdim. Aldım eve götürdüm. Yarasını onardım. İnce, temiz yüzlü bir çocuk. Adın ne dedim? Kenan dedi. Ben burada kalacağım dedi. Kalamazsın dedim. Kaldı. O mu? O. Kardeş, sana bir hikaye borcum var değil mi? Gider ayak öteşelim istersen. Anlatayım mı hikayeyi? Anlat dayı. Ha, bir gün içerideyken avluda bir çocuk gördüm. Çocuk perperişan. Dünya başına yıkılmış gibi üzgün. Yanına gittim. Niye böyle üzgünsün çocuk dedim. Baktı. Dayı dedi. Dayı beni öldürdüler. Gülsün. Teselli edeyim dedim. Çocuk dedim. Burada herkes ya ölmüştür ya öldürmüştür zaten. Kaldırdı kafasını, bana baktı. Mesele o değil, mesele ölmek değil dayı dedi. Mesele neymiş biliyor musun? Neymiş? Mesele
En mutlu olduğun o gün, en güzel hayaller kurduğun o gün ölmekmiş mesele. Neymiş mesele? Neymiş dayı? Mesele ölmek değil. Mesele dost bildiğin, en güvendiğin adamın eliyle ölmekmiş mesele. İşte böyle dedi o çocuk bana. Şimdi anladın mı? Kimmiş o avludaki çocuk? Kardeş. Ömer'i sormuştun bana. Şimdi anladın mı Ömer'i ha? Anladım dayı. Anladım. Sana eskiyle yeninin farkını anlattım. Anladın mı? Ben Kenan Bey'e ileteyim dediklerimizi. Boş ver iletmeyi. Boş ver bir şey iletmeyi sen. Yeniler akıllarıyla her şeyin hallolacağını sanır. Eskiler gönüllerini koymadan nokta koymazlar hiçbir şeye. Al. Al. Yeniler her şeyi başkasına yaptırır. Eskiler, benim kadar eskiler, bilir kendilerinin neyi yapacağını. Kusura bakma ya. Şeker yasak bana. İstersen şeker niyetine bir hikaye anlatayım sana. Hasan Sabbah'ı bilir misin? Hasan Sabbah yalçın bir dağın tepesindeki bir adam. Kartal yuvası bir kalede oturuyor. Alamut Kalesi'nde. Krallıkları deviren, adalet dağıtan, dehşet saçan bir adam. O zamanın Selçuklu Sultanı Selahaddin bu Hasan Sabbah'ın peşine kelle avcılarını göndermiş. Hasan Sabbah'ın kellesini istemiş. Gel zaman git zaman Hasan Sabbah'ın elçisi sultana gitmiş saraya. Elçi gelmiş demiş ki sultana bir lafımız olacak. Sultan buyur söyle demiş. Elçi bakmış şöyle demiş ki bu kalabalık olmaz. Sultan kalabalığı göndermiş. Elçi demiş ki bu korumalar da gitsin. Lafım sana demiş. Sultan iyice merak etmiş, korumaları da göndermiş. O zaman elçi, sultanın yanındaki iki kölemen korumaya bakmış. Demiş ki, onları da gönder. Sultan demiş ki, onları göndermem. Onlar benim oğullarım. En çok onlara güvenirim. Biz üçümüz bir kişiyiz demiş. Hadi söyle, yahut da git. O zaman elçi o iki kölemen korumaya dönmüş. Demiş ki size kılıçlarınızı çekin ve hükümdara kıyın desem ne yaparsınız? İki adam tereddüt bile etmemiş. Emrin olur demiş. Bunun üzerine elçi arkasına bile bakmadan çekip gitmiş. Ertesi gün Sultan Selahaddin Hasan Sabbah'ın peşine gönderdiği kelle avcılarını geri çağırmış. Güzel hikaye. Sence bu hikayede ben kimim? Sen Hasan Sabbah'sın. Ben elçiyim. Elçi. Peki sen kimsin? Ben eli kılıcında kölemenim. Peki bir gün elçi sana bir laf getirirse
Ne yapacaksın? Kusura bakma dayı, ben basit adamım. Öyle senin kadar anlamam kitaplardan. Eğer sözü getiren sözün sahibi ise ne gerek var elçiye? Senin kafanı fazla karıştırmayalım yani. Peki ezel sana vurma derse, ben vur dersem ne yapacaksın? Öyle söylesene dayı. Sen vur dersen vuracağım elbet. Hasan Sabbah'ın kitabını ver de okuyayım. Okuyalım ki kime sıkacağımızı bilelim. Sen kitapla kafayı karıştırma kardeş. Lafı dinle yeter. Hadi bakalım. Hadi iyi günler olsun sana. Bak yeğen, yeğen. Hatırlıyor musun? Kışın seni hücreye atmışlardı. Üşüyordun, sıtmaydın. Tir tir titriyordu. 3 gün, 5 gün. O namussuz gardiyan da bırakmıyordu seni. Bağırıyordun içeride. Dayı, dayı, deliriyorum dayı. Hatırlıyorsun değil mi? Ha? Hatırlıyorum. Gelip sana bir şeyler okumuştum. Onu da hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Ne okumuştum söyle. Dayı yok. Bırakmayacağım seni. Bazen yeğen işleri yoluna koymak için sıkmayacaksın yumruğunu. Açacaksın avucunu. Avucundakileri savuracaksın havaya. Bekleyeceksin. Bekleyeceksin sana geri gelmelerini. Nasıl beklerim dayı? Nasıl yollarım seni? Bak yeğen, gördüğüne aldanma. Şimdi yine hücrendesin aslında. Bekleyeceksin. Bekleyeceksin ki dünya sana geri gelsin. Hatırla ya, hatırla. Sana ne okuduğumu iyi hatırla. Nerede yanlış yaptın? Neyi eksik yaptım da başladığım yerde buldum kendimi diye soruyorsan eğer kendine. Çekil bir süre kendi köşene. Bırak su kendi çatlağını bulsun. İzin ver de kuklalar İçlerinde sen varmış gibi oynasınlar kurduğun bu oyunu. Sonra mı geleyim? Yo yo, gel kızım, gel. Gel, gel, gel. Ne var bakalım sırada? Olur, olur. Sen istedin sabah. Buldum, çıkardım. Ha. Okumamış mıydın? Okumuştum. Eskiden ama. Eskiden kızım. İnsan değiştikçe kitap da değişiyor. Bakalım bunca zaman sonra neler söyleyecek bu sayfalar bize. Ha? Zamanların en iyisiydi. Zamanların en kötüsüydü. Akıl çağıydı, aptallık çağıydı.
inanç devriydi. Şüphe devriydi. Işığın mevsimiydi. Karanlığın mevsimiydi. Umudun baharındaydı. Çaresizliğin kışındaydık. Her şeye sahiptik. Hiçbir şeye sahip değildik. İki ayrı şehir var bu şehrin içinde. Birinde istediğini seç diye her şey konuyor önüne. Öbüründe önce yakalaman icap ediyor istediğini. Bu şehirde kim sana boyun eğip olur çekerse ondan korkacaksın. Çünkü bil ki o adamın kafası aşağıda, gözü yukarıdadır ona göre. Yukarıdaki şehirde kim sana boyun eğerse, önce onu koruyacaksın. Çünkü orada sana boyun eğen, başkasına ihanet eder. Aynı şehrin içinde iki ayrı şehrin hikayesi saklı. İki şehrin içinde iki adam geziyor. Aslında ne istedikleri onlarda saklı. İki şehirde iki adam, biri öfkesini saklayarak girdi bu şehre. İki şehirde iki adam. Öbürü umudunu saklayarak girdi bu şehre.
İki adamın düşünceleri saklı, hedefleri de. Ama ikisi de biliyor. Onlar karşılaştığında sadece adamlar değil, şehirler kapışacak ölümüne. İki ev kurulmuş nehrin iki kıyısına. İki evin sahipleri açmışlar kapılarını. Kapıdan içeri girmeye başlamış insanlar. Yardımcılar, koruyucular, askerler ve bir zaman önce kaybolmuş olanlar eve mutlaka geri döner. Nehrin iki kıyısına. Biri tepede kocaman bir saray, diğeri aşağıda belki eski bir kulübe. Hangi ev dayanacak gelmekte olan fırtınaya? Geçen gün hani sana dediklerim. Bak yeğen, bir kere kırılınca insan, sonradan ne kadar tuttursan olmuyor. Bir daha dik duramıyor insan. Kimden bahsediyorsun? Kenan, Yusuf. Yendiler zaten yeğen. Beni devirdiler, kopardılar köklerimi. Neler diyorsun dayı? Bak yeğen, fırtınada bir ağaç nasıl devrilir bilir misin? Hak Teala böyle bir ışık gönderir, bir yıldırım. Ağacın tam ortasına çatır, çatırlar. Öyle bırakır kendini yere, toprağa. Önce yavaş, sonra hızla iner yere. Beni de öyle indirdiler işte yani. Dayı. Koskoca Ramiz Karaeski. Kaç defa yendiler onu biliyor musun? Ben kafamı kaldırmak istedikçe vurdular. Devirdiler. Haklısın. Hesabı uzun tuttum.
Seni de kullandım içinde. Ama inan bana. Bak inan bana, güç için değil, para için değil. Sadece bugün, şimdi ayakta durmak, dik durmak için yani. Onun için. 40 sene önce buraya bir adam indi. Elinde bir bavul, cebinde bir bıçak. O kadar. Tek başınaydı. Koca dünya kulağına yapamazsın diyordu. Ona buradan giremezsin dediler. Girdi. Ona burada kalamazsın dediler. Kaldı. Ona sen köyden bir fukarasın. Sen tek başına bu halinle bu koca dünyanın tepesine mi çıkacaksın? Yapamazsın dediler. Yaptı.